Bizi yönetenlerin özellikle ekonomiyle ilgili yönetimin başında olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın övündüğü iki önemli mesele var biliyorsunuz ekonomiyle ilgili. Bunlardan birisi kuru bakın nasıl tuttuk bütün dış güçlere dış minnaklara ve bizim gibi vatan haini ekonomistlere rağmen biz doları belli bir seviyede tutmayı başardık övüncü. Bununla çok övünüyor kendisi. Bir de ikinci konu var o da cari you gördünüz mü? Nasıl kapattık, nasıl fazla vermeyi başardık. Bunun dışında övünebileceği bir şey var mı? Yok zaten. Yok tabii ki. Yani faizleri eksi faiz seviyesine getirdikle mi övünecek? Bununla övünemez. Çünkü Merkez Bankası'na direktif verdiler. Merkez Bankası da uysal uysal faizleri aşağıya çekiyor çatır çatır. Reel faizin eksi olmasına rağmen ve kırılganlıkların artmasına rağmen. Ve bunu da kendisi gayet iyi biliyor. Onun için çıkıyor diyor ki biz bir kur hedefi vermedik kardeşim. 6.40 falan değil bizim hedefimiz. Çünkü yarın öbür gün başına gelecekleri biliyor. Kur'un çok hızlı bir şekilde hareketlenebileceğini biliyor. Onun için bu işin arkasında durmamayı yeğliyor. Diğer taraftan yine Hazine ve Maliye Bakanımızın övündüğü ikinci şey ne demiştik? Cari fazla meselesi. Evet Türkiye'nin cari açığı epey bir açılmıştı. Neden? Uyguladıkları yanlış kur politikası ve tamamen ithal odaklı bir ülke olmamızdan kaynaklı. 2018 Ağustos'unda öyle yapıldı böyle yapıldı bir rahip krizi çıkartıldı ve bunun sonrasında da kur sert bir şekilde hareketlendi. Hatırlayın 3.5 liradan 7 liraya kadar çıktı. Hatta iğne etkisiyle 8 lirayı bile görmüştü dolar kuru. Sonra bir iki ay 6.20, 6.50, 6.80, 7 seviyelerinde götürdüler, getirdiler. Cari açık problemini çözmeyi başardılar. Cari açık problemi siz sanıyor musunuz ki ihracat arttığı için çözüldü? Hayır, ithalat azaldığı için çözüldü. İthalatı azaltmanın yolunun da kuru yükseltmek olduğunu o dönemde gördüler ve bunu kullandılar. Yüksek kur işlerine geldi ama her seferinde de kamuoyuna şunu söylediler. Biz yüksek kurdan hoşlanmıyoruz. Yüksek kur istemiyoruz kardeşim. İşte dış güçler kuru yükseltiyorlar. Bizim ekonomimizi batırmaya çalışıyorlar falan diye de açıklama yaptılar. Ama bu sayede cari açığı kapattılar ve bunu bir siyasi, bir ekonomik malzeme olarak da bizlerin önüne koydular. Bakın gördünüz mü biz ekonomiyi süper yönettik. Onun için cari açık sorununu çözdük. Cari açık sorununu ithalatçıyı batırarak çözdünüz. İthal malın girmesini engelleyerek çözdünüz. Telefonlara arka arkaya vergi zammı yaparak çözdünüz. Telefonları Türkiye'ye getirip kaydettirdiğinizde 200 lira para veriyordunuz. Şimdi 1800 lira para veriyorsunuz. Dolayısıyla cari açık meselesi tamamen bir kur başarısıydı aslına bakarsanız. Kurun yükselmesi başarısıydı ve iddia ediyorum Rahip Brunson meselesi özellikle bu konuyla ilgili kullanıldı. Özellikle köpürtüldü. Rahip Brunson da Rahip Brunson vermeyiz, vermeyiz. Sonra istenilen seviyeye geldiğinde Trump'ın da tweetiyle Rahip Brunson'ı özel uçaklarla gönderdik Amerika'ya. Sonrasında ne oldu? Sonrasında doları belli bir seviyelerde tutmaya çalıştık. Çünkü önümüz seçimdi. Doları yavaş yavaş gevşettik ve bunu da bir başarı olarak gösterdik. Doları gevşetirken ne yaptık? Merkez Bankası'nı zarara uğrattık, kamu bankalarını zarara uğrattık, özel bankaları zarara uğrattık. Ama en önemlisi reel sektörümüzü resmen çökerttik arkadaşlar. İşsizliğimizi resmen patlattık arkadaşlar. E reel sektör niye çöktü diyeceksiniz dolar kurundan dolayı. Gayet basit bir sebebi var. Çünkü dolar kurundaki dengesizlik hem ithalatçıyı hem ihracatçıyı terste bıraktı. İthal edenlerin birçoğu ki ayakkabı sanayicileri bunun başında geliyor. O perakende ABM'lerinde bulunan ayakkabıcıların pek çoğu battılar. Niye ithal odaklıydılar? 3000'e yakın firma battı. Batmayanlar da batmak üzere hale geldi. Ne yaptılar? Ayakta durabilmek için arka arkaya işçi çıkartmaya devam ettiler. O kadar çok işçi çıkarttılar ki bu işsiz sayısı bir anda 10 milyonun üzerine çıkıverdi. Ama orada da TÜİK devreye girdi. TÜİK verileri kullanmayarak özellikle iş kur verilerini kullanmayarak falan bu işsiz sayısını iyiden iyiye azalttı. Bakın kadınlarımızın 650 bini istatistiki verilere göre işkura başvurmadı bile. Dolayısıyla işkur verileri bile aslında gerçekleri yansıtmamasına rağmen işkurun verilerinin altında işsizlik rakamları açıklamaya başladı TÜİK. Bunun üzerinde böyle örttüler. İşsizlik konusunda korkunç bir başarısızlık tablosu ortaya çıkıverdi. Bu işsizlik reel sektörü darmadağın etti ve reel sektörün darmadağın olması da aslında finans sektörünü zora soktu. Ve bizim hükümetimiz bunları görmesine rağmen dolar üzerindeki baskısına ısrarla devam etti. Bizim tüm uyarılarımıza rağmen yapmayın etmeyin doları bu kadar baskılamak iyi bir şey değil. Doları baskılayacağınıza serbest bırakın dolar yükseleceği yere kadar yükselsin gerçek değerine otursun ve bu sayede hem ihracatçının eli güçlensin, hem yurt dışından gelen malın önü gerçek anlamda kesilsin. Evet, cari fazla vermeye devam edin. Türkiye'deki üretimi arttırın. Çünkü üretim yapmak zorunda kalacak Türkiye. Türkiye daha ucuz üretim yapabilen bir ülke haline gelecek. Daha rekabetçi bir ülke haline gelecek. Bu sayede işsizlik sorunumuz bitecek dedik ama dinleyen olmadı. Israrlı bir şekilde ekonomik krizin üstünü örtebilmek için doları baskılamaya devam ettiler. Ve resesyonist süreç stagflasyona doğru ilerledi. Baktılar ki Yaptıkları bu operasyon çok ciddi fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Bu sefer de TÜİK'e yüklendiler. Dediler ki, "Hop bir dakika kardeş. Sen enflasyonu çok yüksek gösteriyorsun. Şu enflasyonu da uygun seviyelere getir." dediler. TÜİK'in bütün uğraşlarına rağmen enflasyonu tek haneye çekemedikleri gibi 11, 12, 13 aralığında sıkışmak zorunda kaldı. Bakın yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Yine 12, 13 aralığında bir enflasyon bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Biz faizleri indiriyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl yani 2020 yılının başından itibaren tek haneli bir enflasyonist ortam olacak dedi. Sonra kendisi yine çıktı açıklama yaptı. Hayır yılın ilk çeyreğinde enflasyonun bir miktar yükselmesini bekliyoruz dedi. Bakın bunlar hep kur politikasında yanlış operasyonların bize sonuçları, bize ödettiği bedeller. Vatandaşı işsiz bırakmak, reel sektörü çökertmek, finans sistemini sıkıntıya sokmak ve aynı zamanda çok büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalmak. Bu arada dış ticaret verileri geldi sevgili dostlarım. Dış ticaret verileri. Dış ticaret açığı katlanarak artmaya devam ediyor Türkiye'nin. Kasım ayında 2,5 milyarda, aralıkta 4,5 milyara gelmiş durumda. Evet 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Şunu karıştırmayın lütfen. Dış ticaret açığı eşittir cari açık değildir. Evet mesela geçen sene biz cariyi fazla verdik ama 30 milyarın üzerinde dış ticaret açığı verdik. Cari fazla vermemizin sebebi neydi? E, turizm geliriydi. Turizm gelirini nasıl sağladık? Otelleri bedava yaptık resmen. Yine yüksek kuru kullandık resmen. O sayede turistin Türkiye'yi tercih etmesini sağladık. Ama bu sene böyle bir avantajımız olacak mı? Onu da hep birlikte göreceğiz. Eğer ki cari açığı kapatmak istiyorsa hükümet öyle ya da böyle çok ciddi bir kur şokuna izin vermek ve bununla ilgili bir bahane üretmek zorunda kalacak. Ve bakınız size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Rahip Bransin gibi kendilerine bir sebep arıyorlar. Bir yandan Rusya'ya yükleniyorlar. Diyor ki Sayın Erdoğan bize Soçi'de söylediklerinin tersini yapıyorlar. Astana'da söylediklerinin tersini yapıyorlar. Öbür taraftan ABD yüklenmeye çalışıyor. İşte F-35'mizi verin ya da paramızı verin. İşte kassa yaptırımını uygularsanız uygulayın kardeşim. Suriye meselesi. Yani sürekli olarak bir şeyler kaşıyordur düşünüyor ama o taraftan da ses çıkmıyor. Çünkü onların işine geliyor. kur seviyelerde kalırsa sana iPhone'unu satmaya devam edecek. Size soruyorum bu iş nereye gidiyor? Cari açık bu senede fazla verecek mi? Hayır tabii ki vermeyecek. Ocak turizm yok, Şubat turizm yok, Mart turizm yok, Nisan turizm yok. Mayıs'ta da ah eh şöyle böyle diyebiliriz. Haziran ayı itibariyle Haziran, Temmuz, Ağustos belki Eylül bu aylarda gelecek yabancı turistlerle biz durumu kurtarmak zorundayız. Ama Türkiye'yi turist de tercih etmemeye başlıyor. Neden? Artık kur eski cazibesinde değil onlara göre. Adam da kıyasını yapıyor. Diyor ki Yunanistan'a mı gitsem daha iyi, İspanya'ya mı gitsem daha iyi, Türkiye'ye mi gitsem daha iyi? E, Türkiye'nin bir yıl riski var. Eskisi kadar da cazip değil. Maliyetler de neredeyse Yunanistan'la aynı. O zaman ben Yunanistan'a giderim daha iyi diyor. Dolayısıyla turizm gelirlerimiz Aralık ayında 2 Aralık ayını kıyasladığımızda yani 2019 Aralık'la 2018 Aralık aylarına baktığımızda düşüş eğiliminde. Ve bu düşüş eğilimi göreceksiniz yıl boyunca devam edecek. Yani geçen seneden daha fazla turisti Türkiye'ye çekme ihtimalimiz yok. Bu kur anlayışıyla. E aynı zamanda bu kur anlayışı hızlı bir şekilde ithalatımızın artmasına, ihracatımızın azalmasına sebebiyet veriyor. Diyeceksiniz ki ihracat artıyor. Evet ihracatımız artıyor. Ama sonuç itibariyle yeterince artmıyor. İthalat oranında artmıyor. Bakın ithalatla ihracat arasındaki makas her ay giderek açılıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Geçen ay 2,5 milyar olan dış ticaret açığı bu ay 4,5 milyara gelmiş durumda. Çarpı 2. Geçen ay yani Kasım ayında 518 milyon dış ticaret açığı vermiştik. Göreceksiniz bu ay turizminde yetersiz olması nedeniyle yani Aralık ayında belki de 1,5 2 milyar dolar civarında bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Ve görünen o ki cari açık hızlı bir şekilde artacak. Bu neyi işaret ediyor? Lafı nereye getirmeye çalışıyorum? Cari açık artıyorsa ve sizin makroekonomik dengeleriniz bu kadar problemliyse dış ticaret borcunuz özellikle kısa vadeli dış ticaret borcunuz bu kadar artmışsa bütçe deliğiniz bu kadar büyümüşse ve alkol ve sigaradan dahi artık vergi toplayamaz hale gelmişseniz bu kuru baskılayamazsınız. Bu kuru bu seviyelerde tutamazsınız. Bu ekonomiye daha fazla yara veremezsiniz. Onun için kuru bir şekilde salmak zorunda kalacaklar. Bakın arkadaşlar, çok yakın bir zaman içerisinde. Eğer ki bir de turizm gelirini kaybetmek istemiyorlar ise, reel sektörü daha da darboğaza sokmak istemiyorlarsa bu işin adı artık konulacak. Bu işin bir ekonomik kriz olduğu kabul edilecek ve bir dolar şokuyla karşı karşıya kalacağız. Şu anda kademeli olarak 6.25'e doğru giden bir dolar kuru var. Ama emin olun bu sürecin böyle devam etmesiyle Türkiye ekonomisinin sıkıntısının daha da büyümesiyle birlikte dolarda çok ciddi bir şok hareketi yaşanacak. Bütün veriler bize bunu gösteriyor. Sizlere söylemiştim. Türkiye'de cari açık katlanarak artacak demiştim. Türkiye'de dış ticaret açığı bu kur ortamında, bu kur baskısıyla katlanarak artacak demiştim. Gördüğünüz gibi katlanarak artıyor. Kasım'da 2,5 milyar, Aralık'ta 4,5 milyar. Ocakta belki 8 milyara ulaşan bir dış ticaret açığı göreceğiz. Ve bu iş sürdürülebilir bir iş değil arkadaşlar. Onun için yakın zaman içerisinde yaşanabilecek bir dolar şokuna hepiniz hazır olun diyor. Ve yakın zaman içerisinde çıkabilecek bir ekonomik krize de hepiniz hazır olun. Çünkü bu işin artık Adının konulması gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimleri açık hale getirmeyi ihmal etmeyin ve tabii ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın, mutlu kalın.